Şimdi bir de Ankara'ya döneceğiz. Çünkü Gazze'den Türkiye'ye yaralıların tahliyesi devam ediyor. Bu ateşkes sürecinde. Bu arada bu görüntülerin canlı olduğunu belirtiyor arkadaşlarım. Esenboğa Havalimanı zannediyorum burası, değil mi? Teyit ederse Etimesgut havaalanında yaralılar askeri havalimanına getirildiler. Gazze'den şu anda sağlık ekipleri tarafından uçaktan çıkartılacaklar. Muhabir arkadaşımız Filiz Uçan Savaş o noktada askeri havalimanında bizi bekliyor. Filiz, duyabiliyor musun beni? Evet, evet duyuyorum Merve Türkay. Seni dinliyoruz Filiz. Evet Merve Türkay, üçüncü nakil diyebiliriz aslında. Türkiye'nin ilk nakli değil bu Gazze'den hastaların Türkiye'ye getirilmesi. Sonda olmayacak çünkü bundan önce iki defa daha nakil gerçekleştirilmişti. Şu anda dakikalar öncesinde Gazze'li 23 hastayı taşıyan Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçak Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı'na iniş yaptı. Böylelikle aslında üçüncü tahliye de gerçekleşmiş oldu. 23 hastanın yanında 21 de refakatçisi şu an itibariyle bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uçağın başında şu anda hastaları bekliyor. Hepsiyle de teker teker ilgileniyor. Daha önceki nakillerde de yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaları tek tek karşılamıştı. Burada her hasta için aynı zamanda ambulanslar da hazır bir şekilde bekliyor. Dikkatli bir şekilde uçaktan çıkarılacak. Bu ambulansa alacak hastalar da ardından başkentteki Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerine götürülecek ve tedavileri burada devam edecek. Türkiye bu noktada Gazze'ye insanlık köprüsü kurmaya devam ediyor diyebiliriz. Milli Savunma Bakanlığı ve yine Sağlık Bakanlığı'nın girişimleriyle daha önceden de hasta nakilleri Türkiye'ye yapılmıştı. Bu kapsamda şu ana kadar Türkiye'ye 88 hasta ve 3 yaralı getirilmişti. En son bilindiği üzere 3 yaralı çocuk Türkiye'ye getirilmişti. Bu kapsamda da şu ana kadar 88 hasta Gazze'den Türkiye'ye getirilmiş oldu. Bugün de 23 hasta ve 21 refakatçi an itibariyle başkentteki Etimesgut Askeri Havalimanı'na getirilmiş durumda. Rakamlara baktığımız zaman şu ana kadar Gazze'den Türkiye'ye toplamda 111 hasta getirilmiş oldu. Hastalar arasında şunu da söyleyelim, en küçüğü 7 aylık bir bebek aldığımız bilgilere göre. Ayrıca gençlerin ağırlıkta olduğu bir grubun şu an itibariyle Türkiye'ye getirildiğini biliyoruz. Geçtiğimiz hafta getirilen 3 yaralı sonrası Bakan Koca diğer hastalar hakkında da aslında bilgi vermişti. Şu an itibariyle 88 hastadan 5'inin yoğun bakımda olduğunu, ancak entübe durumda olmadığı ve tedavilerinde Türk hekimleri tarafından devam ettiğini de Bakan Koca bildirmişti. Şu an evet görüyorsunuz, hastalar uçaktan indiriliyor ve hazırda bulunan ambulanslara şu an itibariyle bindiriliyor. Tabii şunu da söyleyelim, hasta nakilleri Gazze'den Türkiye'ye devam ediyor. Ancak bunun yanı sıra Türkiye'nin Sahra Hastanesi kurulması noktasındaki çalışmaları da sürdürülüyor. Gazze'ye ekipler gönderilmişti bilindiği üzere. O ekipler uygun yer tespiti için şu an itibariyle çalışmalarını bölgede tamamladı. Ve artık Sahra Hastanesi nerelere kurulacak, nasıl hizmet verilecek, hepsinin tespiti için de Türk heyetleri şu an itibariyle Gazze'de de çalışmalarını sürdürüyor. Şu an itibariyle bölgede de 3 doktor ve 1 diplomattan oluşuyor ekipler, çalışmalarını tamamladı. Artık bundan sonraki süreçte Sahra Hastanelerinin kurulması için çalışmalar o bölgede başlayacak. Tabii bunların yanı sıra şunu da söyleyelim, hasta nakilleri Türkiye'ye Gazze'den devam ediyor. Ancak bir yandan da tıbbi malzemeler, 20 ambulans ve UMKE araçları, yine jeneratörler de an itibariyle 8 ağır hastanesi gemiyle Mısır'a da gönderilmişti. Bugün yine bir gemi daha Gazze bölgesi için Mısır'a gönderildi. Yani Türkiye'nin gönderdiği malzemelerle şu anda Gazze'de neredeyse 8 Sahra Hastanesi kurulabilir. Türkiye bu kapsamda tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanındaki yardımlarını da sürdürüyor. Şu ana kadar 111 hasta, şu anki getirilenlerle birlikte 111 hasta Türkiye'ye getirilmiş oldu. Daha önceden de 88 hasta ve refakatçiler Türkiye'ye getirilmişti. Şu anda da an itibariyle Mısır'dan kalkan Gazze'lilerin, içerisinde Gazze'li hastaların olduğu uçak Ankara'daki Etimesgut Havalimanı'na varmış durumda. Şu anda içerisinde 23 hasta ve 21 refakatçi var. Onların da ambulanslara tek tek nakli gerçekleştiriliyor. Ardındansa başkentteki Etlik ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde hastaların tedavileri devam edecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım Merve Türkay.